Merhaba arkadaşlar, yine keltoş bir videoyla karşınızdayım. Neden keltoşum? Evet, birkaç tane soru geldi protez saçla ilgili. Şimdi protez saçın evde nasıl bakım yapılacağı videosunu çekmiştik. Ondan sonra soru gelmeye başladı. Ben protez saçı olanlar için çekmiştim aslında o videoyu. Şimdi protez saç yaptırmak isteyen arkadaşlar da ölçülerini nasıl alabiliriz, nasıl kendimiz yaparız gibi sorular sordular. Şimdi ilk tavsiyem ilk yaptıracağınızı uzman bir yere yaptırmanız. Tabii. Hani nasıl yapılacağını da bir görmüş olursunuz. Biraz fazla para verip uzman bir yerde yaptırmanızı tavsiyem. Ama benim o kadar param yok, durumum yok diyen arkadaşlar da var. Onlar için protez ölçülerini şöyle anlatacağım ben size. Şimdi saçın protez takılan bölgesi şurasıdır. Şuradan arka açıklık olan kısma kadar. Yani kendiniz belirleyin nereden saçınız açılıyor. Bir mezurayla ben mezuramı bulamadım. O yüzden şöyle bir metreyle öylesine göstereceğim. Şimdi önden arkaya, ön dediğim şu kaldırdığımda kaşlarımı. Şurada etin bittiği nokta var. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir göstereyim. Oradan veya normal durup şöyle 3 parmak yaptıktan sonra işaretleyin. Şurası benim bittiğim. Tam oradan mezurayı tutun. Şöyle arkada kelliğinizi başladığı yere kadar ölçün. Ben tahmini ölçüyorum şu an. Ne çıktı? 23. Yandan da şu tepe bölgesinden, şuralardan, ya bir tık aşağı da olabilir. O artık sizin yan açıklığına göre ayarlayabilirsiniz kendiniz. Tam tepeden şöyle tutup şuraya kadar ölçüyorum. Ne çıktı? 15. Yani 23'e 15. Şimdi bazı sitelerde 23-15 yazmaz. İşte 8'e 6 falan yazar. O inçtir. Yani inçe çevirin aldığınız ölçüyü. 23'e 15 ne kadar inç ediyor bilmiyorum. Onu internetten bakacaksınız. Ona göre siparişinizi verebilirsiniz. 1 santim 2 santim oynayabilir. Çok problem değil. Ona göre tıraşlarsınız. Yani biraz da aşağıdan tıraşlayıp yapıştırırsınız veya arkayı ona göre kendiniz ayarlarsınız. Ortalama hesabı budur. Zaten satış yapan sitelerde de ölçüleri mevcuttur sipariş verirken. Buna dikkat edersiniz. Başka da bir şey yok. Yani protez saç ölçüsü bu. Yine öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler olsa yorumlara yazın lütfen. Ben müsait olduğum her fırsatta video çekiyorum. Çekmeye de devam edeceğim. Bu arada 1000 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizle 1000 abone olmak istiyoruz. Size güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Keltoş'tan sevgiler.